Altın piyasası haftanın son işlem gününde normal seyrinde devam etti. Sınır ötesi harekat dalgalanmaya neden olmadı. Barış Pınarı harekatı 3. gününe girerken piyasalara nasıl yansıyacağı en çok merak edilen konulardan biriydi. Sınır ötesi harekat altın piyasasında kısmi bir hareketliliğe neden oldu. Harekat başladı, küçük altında 5 lira gibi bir yükselme yaşandı. Bu teröristlere karşı çok büyük bir operasyon başlattılar. Hepsinin arkasındayız, destekçileriyiz. Allah selamete çıkarsın. İnşallah bu operasyonu en az zayiatla atlatalım. Altın nasıl başladı, fiyatlar nasıl başladı? Bu operasyon biraz fiyatları yükseltti ama çok cüzi bir miktarda yükseltti. Küçük altında 5 TL civarında bir yükselme oldu. Ama hareketli, yani piyasalara çok olumsuz yansımıyor işin açıkçası. Çeyrek altın 460, yarım altın 920, cumhuriyet altını ise 1840 liradan işlem gördü. Şu an için küçük altın 460 TL. Operasyon başlamadan önce de 455-450 o civarlardaydı. Yarım ata dediğimiz 920 TL, cumhuriyet altını 1840 TL, gram istediğimiz de 4550 TL civarlarında. Ama ileriye doğru ne getirir onu artık göreceğiz, yaşayacağız. Harekat, vatandaşların alım-satım sürecinde bir hareketliliğe neden olmadı. Sektör yönünden bir tepki yok. Yani işler, hareket yok, öyle fazla bir hareket yok. Ancak ihtiyacı olanlar alıyor, ihtiyacı olanları bozduruyor. Hani bu operasyonun böyle fazla bir etkisi yok, yani alım ve satımda etkisi yok. Önümüzdeki haftalarda altında fiyat beklentisi ise şu şekilde. Fiyatlar yönünden bir beklentimiz belki biraz daha yükselebilir ama rutin bir seyir izleyeceğine inanıyoruz. Çünkü biraz olumlu geçiyor sanırım bu operasyon. İnşallah aynı seyrinde devam eder gibi düşünüyoruz.